zaman süre çok mahdud olduğu için özellikle Batı'dan, Avrupa'dan ve oradaki insan hakları anlayışından bahsetmek istemiyorum. Ve benden önceki konuşmacılar zaten bu konularda yeterince açıklamalarda bulundular. Ancak şu hususu belirtmek istiyorum ki, Allah doğunun da batının da Rabbidir. Şayet bugün Avrupa'da, Amerika'da ve Hristiyan ülkelerde hak kavramı varsa, adalet kavramı varsa, ahlak kavramı varsa, insan hakları evrensel beyannamesi varsa, bu kesinlikle ne komünizmden geliyor, ne kapitalizmden geliyor, ne liberalizmden geliyor. Çünkü gerek komünist, gerek kapitalist, gerekse liberalist felsefeler ve düzenler temelde materyalisttir. Yani inkarcıdır, haşa Allahsızdır. Dolayısıyla Batı'da da hak kavramı, adalet kavramı, ahlak kavramı Hazreti İsa'nın öğrettiğinden, Hazreti Musa'nın öğrettiğinden, Tevrat'tan ve İncil'den gelmektedir. Bizler de Müslümanlar olarak zaten Hazreti Muhammed Aleyhisselam'dan önceki bütün peygamberlere ve ondan önceki kitaplara iman etmekteyiz. Biz İncil'e de Hazreti İsa'ya da Tevrat'a da Hazreti Musa'ya da iman etmekteyiz. Ancak İncil ve Tevrat'a yapılan ilaveler, Pavlus'un ilaveleri veya başkalarının ilaveleri kabul etmiyoruz. Hazreti İsa ve Hazreti Musa Aleyhisselam bunların öğrettiklerine yapılan ilaveleri, uydurmaları reddediyoruz. Dolayısıyla İncil'in de Tevrat'ın da aslı elde bulunmadığı için Hazreti İsa'nın ne öğrettiğini, Hazreti Musa'nın ne öğrettiğini, İncil'in ve Tevrat'ın ne öğrettiğini bilmek ve anlamak için Hristiyanlık dünyası da Kur'an'a muhtaçtır. Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a muhtaçtır. Ve bunun da benim kanaatime göre yavaş yavaş farkına varmaktadırlar. Nitekim Vatikan'ın bu yönde bir takım çağrıları vardır veya kabullenmeleri, kabullenme anlamına gelebilecek davranışları vardır. İslam dünyası inşallah bunları çok daha iyi değerlendirebilir. Şimdi İslam dünyasına gelince, İslam dünyasında hak yok, adalet yok, ahlak yok. Bütün bunlar yok edildi. Ne zaman yok edildi? Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra yok edildi. Tabii insan sizsiniz. Hak, gökleri ve yeri ve sizleri ve sahip olduğunuz her şeyi yaratan Allah'ın 99 güzel isimlerinden biridir. İnsan hakları ise Cenab-ı Allah'ın siz kullarına verdiği haklardır. Siz kulları için yarattığı haklardır. Ben bu arada ve bu vesileyle sırf gerek televizyonda, gerek basın yayın organlarında, gerek panellerde ve gerekse başka vesilelerde Müslümanların önüne konulan bir hususu bu vesileyle bu arada işaret etmek istiyorum. Ve son zamanlarda özellikle bu konuda çok provokasyon yapılıyor. Efendim bütün insanlar eşit midir? Kadınlarla erkekler eşit midir? Evet, insan hakları bakımından bütün insanlar eşittir. İster Müslüman olsun, ister gayrimüslim olsun. İster siyah, ister beyaz olsun. Hangi ırktan, hangi renkten, hangi dilden, hangi dinden, hangi mezhepten ve beşerden olursa olsun, hangi cinsten olursa olsun, kadın olsun, erkek olsun. İnsan hakları bakımından bütün insanlar eşittirler ve Cenab-ı Hak Peygamber'in buyurduğu gibi aleyhisselam bir tarağın dişleri gibi eşittirler. İnsan hakları bakımından.
Ancak yaratılış bakımından eşit değildirler. İslam devletinin temel amacı Cenab-ı Allah'ın Rahman sıfatını tecelli ettirmektir. İslam devletinin temel amacı Cenab-ı Allah'ın Rahman sıfatını tecelli ettirmektir. Kul hakkı diye bir şey var. Yani kul hangi ırktan, hangi renkten, demin bunları saydım, hangi dinden olursa olsun, Hristiyan, Yahudi olsun denen ki, kul hakkı ihlal edilemez. Daha bunları Avrupa'da yeni telaffuz ediliyor. Onların cahil dedikleri bizim ninelerimiz, analarımız, ana kucağında bize kul hakkını da öğretti, insan hakkını da öğretti, hayvan hakkını da öğretti. Nitekim değerli kardeşlerim, geçenlerde Trabzon'da bir konuşma yaparken bu konuda bizim geçmişimizle ilgili bir örnek verdim ve şu anda elimde yok, orada çıkarıp okudum. Osmanlı döneminde Bursa Kanunnamesi diye bir kanunname var. Bu kanunnamede hayvan hakları 1, 2, 3, 4 diye sıralanmış ve belirlenmiş. Mesela örnek diyor ki kanun, bir nalbant, af buyurun, eşeğin veya atın nalını çakarken mayasına değdirse, hayvanı yaralasa, iyi oluncaya kadar diyor o hayvanı bakmak ve onun yemini vermek onun vazifesidir diyor. Bunu yazmış. Mesela diyor ki, çok affedersiniz, bir eşeğe şundan daha fazla yük vurulamaz diyor. Şu saatten fazla çalıştırılamaz diyor. Şayet böyle bir şey yapılırsa cezası şu olur diyor. Maddi olarak bunu yapan insana verilecek ceza da belirlenmiş. Ve tabii bu oradaki insanları fevkalade duygulandırdı. Ve bir tane Trabzonlu, çok affedersiniz, ben bunları anlatırken kendini tutamadı. Karadeniz şivesiyle dedi ki, çok af diliyorum, heyecanla birden peki dedi, affedersiniz bu eşi orada çekiyor mu oluyor dedi. Yani bunlar varsa bizim şeyimizde. Yani bunlar ne oluyor peki? Şimdi kadın erkek konusu sık sık önümüze konulan konulardan bir tanesidir. Aklınıza sığınıyorum. Bunu anlattıktan sonra şunu belirtmek istiyorum. Kadınlar ve erkekler insan hakları bakımından eşittirler. En basit, uyarısın memnun süre bulunca, en basit ilmihal kitaplarında dahi malı muhafaza, şeriatların gayesi olarak, şeriatların ruhu olarak anlatılan şey, malı muhafaza, canı muhafaza, aklı muhafaza, nesli muhafaza, dini muhafaza şeklinde sıralanıyor. Ve Hz. Muhammed Aleyhisselam'dan bu tarafa bu öğretilmiştir, maddeleştirilmiştir, kanunlaştırılmıştır, yasallaştırılmıştır, uygulanmıştır. Ben Balkanlarda incelemeye gittiğim zaman Sırp ve Hırvat parlamenterler aynen şunu söylediler. Demin Osman Bey kardeşimiz örnek verdi, milletvekillerimize dediler ki, eğer Osmanlı ırkçı olsaydı, inkarcı olsaydı, zalim olsaydı, Balkanlarda bir tek Sırp, bir tek Hırvat kalmazdı, bir tek Hristiyan kalmazdı dediler. Bunu kendileri değerli Araplı, Seherli milletvekillerinin de huzurunda bize ifade ettiler. Bu bizim veda iddialımızdır. Şimdi bu vesileyle kadın hakları konusuna geliyorum. Değerli kardeşlerim, diyorlar ki İslam kadınlara hak vermiyor. Ve çeşitli örnekler veriyorlar. Mesela diyorlar, işte bir erkeğin birden fazla hanımla evlenmesini haksızlık olarak ifade ediyorlar, öyle değil mi? İkide bir de bunu önümüze koyuyorlar. Geçenlerde bunu bana bir televizyon sordu. Ben de cevabını verdim ama yayınlamaya cesaret
Şimdi bu vesileyle burada söyleyeyim de kameralara girer, inşallah yine altlar bütün Türkiye'ye yayılacak. Dedim ki, yani siz mi bunu bana söylüyorsunuz? Siz laikler, demokratlar, adaletçiler, siz mi kadınlara hak verdiğini söylüyorsunuz, verdiğinizi söylüyorsunuz? Ve siz mi efendim bir erkeğin birden fazla kadınla ilişki kurmasına karşı çıktığınızı söylüyorsunuz? Siz bir erkeğin birden fazla ilişki kurmasına karşı çıkmıyorsunuz. Kemalizm, laiklik ve demokrasiye böyle bir şey yok. Bir erkek bunların düzenine göre, laik ve kemalist düzenine göre bir erkek binlerce kadını her gün alıp her gün atabilir, öyle değil mi? Üstelik de bu Atatürkçü ve laikler kadını o kadar ucuzlattılar, o kadar pazara düşürdüler ki domates fiyatına, patlıcan fiyatına Ayşelerimizi, Fatmalarımızı, Emirelerimizi alıp satıyorlar. Devlet kerhanecilik yapıyor. KDV'si, evet. Hak vermiş değildiler. İslam kadınların bütün sorumluluğu
toplumdaki en önemli kurum olan yuvayı kurma görevini hanıma vermiş ve onu evinin hanımefendisi yapmış, erkeği de hayatı boyunca onu bakmak üzere köle gibi görevlendirmiş. Yani niye çalışma hakkı veriyorlar da çalışmama hakkı vermiyorlar? Neden hanımefendi olma hakkı vermiyorlar? Bunu da ayrıca sormak ve söylemek lazım. Zannediyorum vaktimi de bir iki dakika geçirdim. Şimdilik teşekkür ediyorum, sağ olun. Salonun tamamını görmek istiyorum ve bu turu ayakta konuşmak istiyorum. Birinci ve ikinci dünya savaşından sonra galip devletler tarafından silah zoruyla çizilen sınırlar, silah zoruyla kurulan düzenler ve silah zoruyla oluşturulan dengelerin tamamı yıkıldı. Elhamdülillah. Şimdi sıra Türkiye'deki düzene geldi. Bu hazır. Mevsimi geldi. Günü geldi. Vakti geldi. Hep beraber bu düzeni hayatta tutmaya kalksalar vallahi tutamazlar. Aslında yıkıldı. Onu söyleyeyim. Şimdi düzen yıkıldı da 70 seneden beri baş kesenler, babadan oğula 60 milyonu 70 yıldan beri sömürenler, baş kesenler, cinayetler işleyenler, ihanetler işleyenler diyorlar ki, yani sağın ve solun mafyası, düzenin mafyası diyor ki, düzen değilsin de biz ne olacağız? Şu anda onların kavgası kişisel kavgadır, şahsi kavgadır. Yine de rantlarını almak istiyorlar. Ama bu baharın gelmesi gibidir. Gecenin ve gündüzün gelmesi gibidir. Yazın ve kışın gelmesi gibidir. Amerika'nın gücü baharın gelişini engellemeye yeter mi? Rusya'nın gücü yeter mi? Bütün samimiyetimle söylüyorum. İsterlerse harp yapsınlar, isterlerse darp yapsınlar, isterlerse darbe yapsınlar. Kemalist düzen yıkılmıştır aslında. Bunu hayatta bulmaları, mümkün değildir. Bakın, ben mecliste gibi konuşmamda dedim ki, efendim iki devir de layık diye önümüze koyuyorsunuz. Dinsizlik, imansızlık yapmak için. %99.9'u Sayın Demirel'in tabiriyle %99.9'u Müslüman olan insanları dinsiz, imansız, ahlaksız yapmak için, din ve vicdan özgürlüğünü yok etmek için ikide birde layıklık diyorsunuz. Generaller de onu anayasaya silah zoruyla yazmışlar. Değiştirilemez. Değiştirilmesi teklif dahi edilemez. Sanki layıklık denilen şey Allah'ın sözü. Nihayet bu Selanikli Mustafa'nın sözü.
çağ insanlar ekmek paralarını, aş paralarını toplamışlar. Anadolu'daki kardeşlerimizin kurtuluş mücadelesinde kullanılsın diye göndermişler. Mustafa Kemal bunun 1 milyon altınını maliyeden almış, zümmetine geçirmiş. Misyonu Mustafa Kemal'in bakanı, iki defa bakan yaptığı adamı, Lozan Anlaşması'nı imzalayan Rıza Nur bunları söylüyor. Belgeler elimizde. Bu 1 milyon altının 250 bin altınıyla iş bankasını kurmuş. Şu iş bankası var ya, devlete değil, ha kendine iş bankasını kuruyor. Şimdi 750 bin altınla da 83 bin dönümden fazla çiftlik, fanlar, hamamlar hepsi Hindistan Müslümanlarının parasıdır. Zulmüyle abad olan, bakın İş Bankası'nın yayınlarında da bu var. İş Bankası'nın kitaplarında da var, ilanlarında da var. İş Bankası da kabul ediyor. Zulmüyle abad olan kahrine darman olacaktır. Başı gitti. Konya'da isyanlar, Koçgiri'de isyanlar, Düzce'de isyanlar, Bolu'da isyanlar, Kerem'de isyanlar, Dersim isyanı, Şeyh Said isyanı, hala 70 sene sonra bu Kemalizme layık düzen bu millete kendini kabul ettirememiştir. Almanya, evet, Almanya olamadınız. 70 yıldan beri savaşmıyor 60 milyonluk bir ülke. Almanya olamadınız. Japonya olamadınız ama Kore'de olamadınız. Tayvan'da olamadınız. Singapur bile olamadınız. 3,5 milyonluk Singapur 52 milyar dolar ihracat yapıyor. 60 milyonluk Türkiye 12 milyar dolar ihracat yapıyor. Yarısı hayali reisi cumhur. Bulgaristan'a rüşvet verdim diyebilecek kadar alçalıyor. Oh!
Çamlıların olsun. Batum Trabzonların olsun. Trabzon Batumların olsun. Bunun yolu nedir? Almanın yaptığı gibi yapmaktır. Japon'un yaptığı gibi yapmaktır. Tarihten ders almıyorsan oraya bakmak lazım. Birideki ben şunu söylüyorum. Tevhid ülkesi, gayetliğin kaldırılması ve yerine hangi ırktan, hangi renkten, hangi mezhepten, hangi dilden olursa olsun şu ülkede yaşayan ve %99'u Müslüman olan insanların bağlı olacağı, birlikte olduğu tek kelime devlet ülkesidir. Laiklik ülkesi yerine tevhid ülkesi gönüllü birliği sağlar, hilafet kurumu bunu organize eder, saltanata karşıyım. Hilafet başka, saltanat başka. Tevhid ülkesi ve hilafet kurumu üzerine bina edilmiş bir eyalet sistemi bizi yeniden Osmanlı yapacaktır. Süper güç yapacaktır inşallah. Bu vesileyle, son söz olarak şunu söylüyorum. 70 sene geçmiş, siyasi problemler ortada, dini problemler ortada, iktisadi problemler ortada, ahlaki problemler ortada, etnik problemler ortada. Mustafa Kemal'in yıktığı Osmanlı, yıkıldığı gün dünyanın 6. devletiydi. Bunların büyük dedikleri Türkiye 76. sıradır. Utanmıyorlar mı? Bu vesile de zamanında belli bir ölçüde açtığımı fark ediyorum. Sorular bölümünde de bir kısmını ilave etmek suretiyle konuşmamı tamamlamayı taahhüt ediyor. Elinize saygılar sunuyorum. Sağ olun. Öncelikle şunu hatırlatmak istiyorum. Değerli Kayseriler, değerli kardeşlerim. Kafirlere karşı çok şiddetli, zalimlere karşı çok şiddetli, birbirimize karşı ise çok merhametli, çok yumuşak bağlamamız gerektiğini Kur'an-ı Kerim'imize bildiriyor. Bu sebeple istirham ediyorum. Birbirimize karşı merhametli olmak mecburiyetli olduğumuzu anlayalım. Şimdi Osmanlı sözüne karşı bolca tepkiler geldi şuraya. Ne söyledik? Tevhid ilkesi dedik. Yani ben bu sualenin kasıtlı olduğunu zannediyorum. Ve cevap vermeye değer bulmuyorum. Tevhid ilkesi ne demektir? La ilahe illallah. Ana ilke budur dedik mi? Yani bu Kur'an ve sünnetin bütünü değil mi? Tevhid ilkesi. Buna aykırı olan Osmanlı'da da olsa, sende de olsa, bende de olsa bunu Müslüman olarak kabul etmemiz mümkün değildir. Zaten bu iman ilkesini öncelikle belirtiyoruz. Niye bunu belirtiyoruz? Sayın Devlet'in de dediği gibi, Sayın Erdal İnönü'nün de dediği gibi ve diğerlerinin de dediği gibi İslam'ı bilme ve yaşama oranı ne olursa olsun. Madem bu ülkede yaşayan insanlar ben Müslümanım diyor, öyleyse gönüllü siyasi birliğin ilkesi laiklik değil, tevhiddir. Kurumdur. Ha, şimdi Atatürk ilke ve inkılaplarının enflasyonu düşürmediğini de herkes biliyor artık. İşsizliğe çare olmadığını da biliyor. Kürt meselesini halletmediğini de biliyor. Ve yükselmemizi sağlayamadığını da biliyor. Hilafet durumu nedir? Hilafet durumu nedir? Niye karıştırıyoruz arkadaşlar? Hilafet durumu Kur'an'ı bir kavramdır. İslami bir kavramdır. İlke yani la ilahe illallah teoriktir, kalbidir. Ama bunun özellikle siyasal durumu hilafettir. Asırlarda İslam milleti, İslam ümmeti Adriyatik yıllarından Cin Seddi'ne kadar Afrika işlerinden Bosna'ya kadar ve efendim bir tek devlet olarak, bir tek millet olarak merkezi bir yönetimde ve eyalet sistemiyle yaşamış. Şimdi devlet ilgisi ve hilafet kurumu dedik, saltanat demedik, bunu da söylemedik. Nasıl olacakmış hilafet? Meclisten meclise geçen, seçim de iş başına gelen devlet başkanı şahsından
sat buyurun, kesilir belki fakat ermeye gelmez mi onun? Karayan bir yara gördün mü, yanar darağa ciğerin, onu indirmek için çifte yerin, tekme yerin, adam öldürme de geç git diyemem, aldırma da geç git diyemem, aldırım, ölürüm, öldürürüm, hakkı tutar kaldırırım diyor. Dolayısıyla gelenin keyfi için kalkıp söylemeyin. Ben istirham ediyorum. Kemalist ve komünist ağzıyla Osmanlı'ya sövülmesini kabul etmiyorum. Emevi'ye sövülmesini de kabul etmiyorum. Abbasi'ye sövülmesini de kabul etmiyorum. Onlar bilir bizim Müslüman ecdadımızdır. Ve bizim bankerimizdir. Eğer onlar tevhid ilkesine ve İslam'a aykırı zaman zaman yanlışlıklar yapmışsa şu gece Cenab-ı Mevla'dan onların affını istirham ediyoruz. Onlara Rabbimizin mağfiretini, merhametini istirham ediyoruz. Bunun için dua ediyoruz. Ancak bir husus var ki, bunun özellikle altını çizmek lazım. 600 yıllık, 1000 yıllık, 1400 yıllık bir dönemde bir takım insanlar hata yapmış olabilir. Şimdi asr-ı saadet de, asr-ı saadette de bazı Müslümanlar hata yapmışlar ki Peygamber Efendimiz Aleyhisselam ceza uygulamıştır. 3-4 kalibreden 3 tanesi camide şehit edilmiştir. Bütün bu olup bitenlerini biliyorsunuz. Dolayısıyla değerli arkadaşlarım, Kur'an-ı Kerim cami yapın der. Ama caminin, en güzel caminin, en mükemmel caminin, şu Kayseri'nin merkezindeki insanların ihtiyaçlarına en uygun cami modelinin mimarisinin alanının nasıl olacağını Kur'an göstermez. Bunu Müslümanlar yapacak. 10.000 nüfusu Medine'de Allah'ın Resulü kelpişten küçük bir cami yaptı. Ama zamanla maslahat ve ihtiyaç arttı, şekli değişti. Şimdi yani asr-ı saadet modeli diye kelpişten cami mi yapacağız? Yoksa Süleymaniye mi yapacağız? Onu mu açmaya çalışacağız? Mesela mı? Yani ortada 1400 yıllık denemeler var, tecrübeler var. Efendim, eyalet sistemi uygulamışız. Haklı dünyasıyla münasebetlerimizde tecrübelerimiz var. Patrikhanele münasebetlerimizde tecrübelerimiz var. Güzel bir adliye sistemi var. Yazısıyla, turasıyla, şiiriyle, sanatıyla, musikisiyle, edebiyatıyla. Ama İslam'ın içinde çok muazzam bir tarihi mirasımız var, coğrafi mirasımız var, kültürel mirasımız var, siyasi mirasımız var. Bunları iddia ediyoruz. Özellikle Haçlı dünyasına karşı Balkanlardaki mirasımızı iddia ediyoruz. İşte bu demektir. Onun için Almanlar hemen sınırları kaldırdı fırsatını bulunca. Bondan kalktı, Bonu başkent olmaktan çıkarttı, Berlin'e getirdi. Neden? Almanlar atlar mı? Şimdi yaptılar, Bonu başkent değil mi? Şimdi neyse oldu başkent? Niye Berlin oldu? İşte o eski Almanya'yı dünya hatırlasın diye. O büyük Almanya'yı, süper Almanya'yı. Onun için Avrupa işlerine doğru iniyor. Üzerimize doğru geliyor. Değerli arkadaşlarım, İstanbul hilafeti, İstanbul İttihadı İslam'ı hatırlatıyor. Ankara cinayeti hatırlatıyor. Biz de İstanbul İslam'ı. Oranın fethi demek, İslam dünyasının Hristiyan dünyasına kendini kabul ettirmesi demektir. Bu açıdan bakınca olaya, bu noktadan bakınca elbette tarihi güzel bir mirasımız varsa, coğrafi güzel bir mirasımız varsa, hukuki güzel bir mirasımız varsa, edebiyatımız, kültürümüz, yazımız, şiirimiz, sanatımız varsa, müzikimiz varsa, bütün bunlara da sahip çıkacağız. Kemalizm bizi geçmişimizle sövüştü.
yıldan beri televizyonla, okulla, basınla, yayınla Kemalistler 70 yıldan beri ağız dolusu Topkapı Sarayı'na sövdüler ama Beyaz Saray'da direnmeye de devam ediyorlar. Dolayısıyla şimdi burada ben demin yolda gelirken arkadaşlarıma bir şey hatırlattım. Geçen sene, önceki sene hanımımla beraber hacdaydım. Efendim Kafkaslardan biri Mekke'de bizim bildiğimiz minibüse bindi. Biz oturuyoruz arkada, Türkiye'den gitmiş birkaç hacı kardeşimizle birlikte. Dağistan'dan ve Özbekistan'dan gelmiş bu insanlar. İlk defa hacca geliyorlar 2 sene önce. Şöyle dönüp bize bir baktılar ve makamıyla birlikte şunu söylemeye başladılar. Neydi? Evet. Duman ehli akbap biliyor diyerek coşkulu bir şekilde o karalardaki adam bunu söylemeye başladı, söyledi. Olur mu? Böyle olur mu? Kardeş kardeşi vurur mu? Sizi millet hainleri bu dünya size kalır mı? Biraz söyledi. Gönlümden yaş boşaldı, bizim de boşaldı. 70 sene önce benim dedem de öyle söylerdi. Bu dünya birleşecektir. Evet, nasıl ki bugün Rusya Federasyonu yeniden Çarlık Rusyası olursa, imparatorluk olursa, Almanya nasıl imparatorluk olursa, Japonya nasıl imparatorluk olursa, Allah'ın izniyle Müslümanlar da bir tek devlet olarak ve süper bir güç olarak Haçlı dünyasına karşı Müslümanların hukukunu koruyan güçlü bir devlet olarak Orta Doğu, Kafkaslar ve Balkanları Osmanlı döneminde olduğu gibi birleştirerek yeniden siyaset sahnesine çıkacaklardır. Biz bunu söylüyoruz. Yoksa Osman Gazi'nin oğlu gelsin de sultan olsun demiyoruz. Konuyu böyle anlamak gerekir. Bunun altına sebeple çıkıyor. İslam'a aykırı bir şey, tevhide aykırı bir şeyi hiçbir Müslümanın kabul etmesi mümkün değildir. Böyle zanla bu masadaki arkadaşlarımızla ben zannediyorum layık değiliz. Onu özellikle hatırlatmak istiyorum. Şimdi değerli kardeşim, bazı sualler var. Mesela Cemalettin Kaplan Hoca meselesiyle ilgili pek çok sual verdi. Şimdi İslam adına hareket eden, İslam adına hareket eden herkesi ve herkesini Türkiye'de veya dünyanın herhangi bir yerinde biz kardeşimiz diyoruz. Ancak şu anda Türkiye'deki şartlara bakarak Hasan Rezaevi'nin kendi görüşünü şöyle açıklıyor. Kim tarafından yapılırsa yapılsın, silahlı bir mücadelenin İslami bakımdan da, dünyevi bakımdan da doğru olmadığı ve olmayacağı kanaatindeyiz. Çünkü perdenin önünde demokrasi var ama perdenin arkasında oligarşi var. Ve 70 senedir bizim askerimizi, bizim polisimizi yanlış kullananlar yine herhangi bir olayda bizim çocuklarımızı bizim karşımıza çıkaracaklardır. Bizim polislerimizi bizim karşımıza çıkaracaklardır. Bizim askerlerimizi bizim karşımıza çıkaracaklardır. Bu sebeple benim kitabım bir insanın öldürülmesi bütün insanlığın öldürülmesi gibidir buyuruyor. Bu anlamda silahlı hiçbir hareketi hiçbir şekilde tasvir etmemiz mümkün değildir. Harp hali hariçtir. Harbe nasıl karar verilir, kim karar verilir, bütün bunlar ayrı konulardır. Ben bunu özellikle hatırlatıyorum, o hareketin bu anlama geldiği kanaatinde değilim. Nitekim İran devrimi, İran devriminde de merhum Hümeyni hiçbir şekilde silah kullanma müsaadesi vermemişti, izni vermemişti. Bunu özellikle hatırlatıyorum. Sadece sivil direniş yaptırmıştı, sokaklara çıkartmıştı. Ama Şah uçakları kullandırdı,
başarısından sonra ne panik ne panik. Gazeteleri okuyorsunuz. Sanki İngilizler, Fransızlar, İtalyanlar memleketi işgal etmiş gibi bağırıyorlar. Öyle değil mi arkadaşlar? Ve diyorlar ki darbe caiz olur demek istiyorlar. Haklıyız siz bunların demokratınız filan dediklerine. Bunlar İran'da şahçıdır. Suud'da kralcıdır. Cezayir'de darbecidir. Aslında bunlar böyledir. Bunların ne millete saygısı var. Hocam derdi ki rahmet, Allah rahmet eylesin, nur içinde yatırsın. Evladım korkmandan korkmaz Allah'tan derdi. Bu Allah'tan korkmazlar, her şeyi yaparlar. Çifte standartta uygularlar. Bizim yapmamız gereken şey darbeden korkmak ve kaçmak değil, bilakis bir daha darbeye varsanız biz sokağa çıkarız millet olarak ve bu tanklar kışla yedinceye kadar da elimize girmeyiz. Milyonlar olarak direniriz demektir. Nitekim Menderes'e darbe yapıldığı zaman Ankara'nın ve İstanbul'un sokaklarında 50'şer 100'er bin kişi çıkabilseydi o ilanlar olmazdı Allah-u Alem. En azından bu görev yapılmalıydı. Ama darbe olunca fareler gibi herkes evine kaçıyor. Bir onun başı bütün meclisi toplayıp götürüyor. Dolayısıyla darbe komitesini de darbe baskısını da millet olarak, siyasetçiler olarak üzerimizden atmak mecburiyetindeyiz. Diyorlar ki efendim Türkiye'de darbe olur mu? Bunu niye soruyorsunuz? Ta 23 doğmuş, birinci meclisi yok etmişler. 50'ye kadar tek adam, tek parti. 50'den sonra 60'ta darbe. 12 Mart, 12 Eylül. Olur tabii. Bundan sonra olur mu? Biz böyle olursak yine olur. Yani darbe yaparlar diye korkmaya devam edersek, susmaya devam edersek yine olur. Bizim hırsızlığımız yok. Cinayetimiz yok. Ne Amerika'ya peşkeş çektik Türkiye'yi, ne Rusya'ya. Ne mafyayla ilişkimiz var, ne zalimlerle. Dolayısıyla darbe yapacak olan buyursun. Yapmazlarsa namettirler. Biz de burada hiç direneceğiz. Asker bizimdir. Bakınız arkadaşlar. Politika için söylemiyorum. Askerler bizim çocuklarımızdır. Polisler bizim çocuklarımızdır. Ve ila nihayet bu millete karşı bu milletin evladını kullanamayacaklardır. Biz bu kenarlara silahları bize çevirsinler diye değil, Yunan'a çevirsinler diye veriyoruz. Bulgar'a çevirsinler diye veriyoruz. Bulgaristan'dan yarım milyon Müslüman Türk'ün Akboyun'un kıçına tekmeyi vurduğu zaman dünkü eyaletimiz aşağılık Bulgar'a neredeydi o zaman bu generaller, bu darbeciler? Hız ediverdiler. Bulgar'a dönmüyor silah. Yunanistan'da Müslümanlara zulmedildi, dönmüyor. Ben Ermenistan'a giden, Karabağ'a gidip orada inceleme yapan bir millete gideyim. Değerli arkadaşlarım, Karabağ'a gittik. Bu gözlerimizi de gördük, görmez olsaydık. Müslüman kadınların, abile kadınların karnından çocuğu çıkarıyor, kesiyor, anasının üstüne koyuyorlar. Ama bunların bu genel kurmay hükümeti, bu perdenin arkasındaki oligarşi, bu politbüro düzeni, bu mafya düzeni, bu kızıl ordu düzeninin veledi zinaları, topladığı paraları da kızıl haça verdiler. Evet. Bu hainler bunu yaptılar. Dolayısıyla
olmasını bacılarım soru sormuş, bacılarımızın başlarının örtünde, başlarının örtüsünden ellerini çeksinler. Geçen hafta önerge verdi, önümüzdeki hafta görüşecek. Hala namaz kıldığı için ordudan subay atılıyor. Evet, işte şimdi demin söyledim, devletle dini ayırırsanız dinsiz devlet olur, dinsiz bir devleti de bu Müslüman millete kabul ettirmek mümkün değildir. Bu sebeple şunu söylüyorum, devleti mi yıkacaksınız? Devlet bizimdir, millet bizimdir, asker bizimdir. Devlet binalarından da yıkmayacağız. Biz yıkmak için değil, yapmak için varız, layıklığı kaldıracağız.